Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı kim? Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak düşünmediği, kendisinin Cumhurbaşkanı adaylığının da B planı olduğu yönündeki yazım üzerine kulisler hareketlendi. Ancak özellikle de Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın da kabul edeceği siyaset üstü bir isimle temas halinde olduğu yönündeki kulisler çok ilgi gördü. CHP kanadı seslisini korurken herkes o isim ya da isimlerin peşine düştü. Çünkü bir değil, iki isimle temas kurulduğu yönünde bilgiler vardı. Bir spekülasyon meydana vermemek için hiçbir ismi yazmadım ama temas trafiğini dikkatli bir şekilde takip ediyorum. Henüz neticelenmiş bir şey yok. Sadece nabız yoklanıyor diyebilirim. Kürt planı bozuldu bu. HDP'ye açılan kapatma davasında ön savunmasını yapması için 60 günlük süre verilmişti. HDP en geç 9 Eylül günü savunmasını Anayasa Mahkemesine teslim etmek zorunda. Bu tarihi neden hatırlattım? HDP eş genel başkanı Mithat Sancar'ın Eylül ayında tüm Türkiye'ye bir tutum belgesi açıklayacağız açıklamasıyla örtüştü. Sancar tutum belgesinde HDP'nin bundan sonra ne yapacağı sorusunun cevabını yer alacağını ifade etti. HDP'nin ne yapacağı sorusu sadece HDP'nin sorunu değil. Türk demokrasisinin sorunu, HDP'nin ne yapacağı sorusu aynı zamanda 2023 seçimlerinin en önemli sorunu. Edindiğim izlenim HDP kapanma davasında hem yazılı hem de sözlü savunma yapacak. HDP'nin feshedilmesi ya da Demokratik Bölgeler Partisi'ne geçilmesi öncelikli konu değil. HDP davasında ne oluyor? 2020 seçimlerinde ve HDP'nin pozisyonuna değineceğim ama HDP ile ilgili Anayasa Mahkemesi'ndeki kapatma davasına ilişkin bilgi vermek istiyorum. Gecikme yok. HDP ile ilgili kapatma davasında bir gecikme ya da safsaklama söz konusu değil. Anayasa Mahkemesi'nin 21 Haziran tarihinde aldığı kısa karardaki takvime uygun olarak işliyor. En geç 9 Eylül'de HDP'den gelecek savunma, 30 gün içerisinde esas hakkındaki düşüncelerini bildirmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Bekir Şahin'e gönderilecek. Bugün dava açıldı. Yarın HDP'nin kapısına kilit vurulmasını kimse beklemesin. Her şey hukuku prosedüre uygun bir şekilde işliyor. Sancar ve Buldan'ın mesajları 2023 seçimlerinin sonuçlarını belirlemekte HDP'nin tavrı belirleyici olacağı için HDP eş genel başkanları Mithat Sancar'la Pervin Buldan'ın mesajlarının dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Sancar ve Buldan bir süredir muhalefete yönelik olarak ciddi uyarılarda bulunuyorlar. Bizi millet İttifakı'ndan uzak tutuyorsunuz. HDP seçimlere ayrı girmeli diye mesaj veriyorsunuz. Bu durumda bizim önümüzde seçimlere ayrı girmekten başka bir seçenek kalmıyor diyorlar. Haklılar. Yerel seçimlerde olduğu gibi hem HDP sayesinde seçim kazanmayı planlıyorlar hem de HDP'ye vebalı muamelesi yapıyorlar. HDP içinde 2023 seçimlerine dönük çok canlı bir tartışma yürüyor. Hem Millet İttifakı'nın HDP'yi istememesi hem de HDP'nin bir baraj sorunu olmaması nedeniyle HDP'nin seçimlere ayrı olarak girmesi söz konusu. HDP tek başına mı girecek yoksa HDP'nin etrafında tip başta olmak üzere sol bileşenlerle bir demokrasi ittifakı mı oluşturulacak? Bu aşamada HDP etrafında üçüncü ittifak eğilimi ağır basıyor. Püf noktası HDP'nin seçimlere ayrı bir parti ya da demokrasi ittifakı ile girmesinde sorun yok. Ancak 2023 seçimlerinin Erdoğan'ın tasfiye seçimine çevirmek isteyen odaklar asıl kaygılandıran HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı çıkarıp çıkarmayacağı. HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı çıkarmadan Millet İttifakı'nın adayını desteklemesini istiyorlar. Olmak ya da olmamak. HDP'nin Cumhurbaşkanı seçimindeki tavrı bu çevreler için olmak ya da olmamak kadar önemli hale gelmiş durumda. Çünkü HDP olmadan seçim kazanmaları imkansız. O yüzden HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı çıkarmadan Millet İttifakı'nın ortak adayını desteklemesini istiyorlar. Tüm operasyon bunun üzerinde yürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin telkinleri. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden daha seçilmeden önce Erdoğan'ı demokratik yollardan tasfiye etmek için muhalefetle yardımlaşacaklarını söylemişti. HDP hakkındaki kapanma davası için temasada bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne giden HDP heyetini kulağına Cumhurbaşkanı adayı çıkarmamaları ve muhalefetin ortak adına destek vermelerinin fısıldandığı söyleniyor. Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti Ancak Kürt seçmen demek tek başına HDP seçmeni demek değil. AK Parti'nin de ciddi bir Kürt seçmen desteğine sahip. Erdoğan Kürtleri seviyor, Kürtler de Erdoğan'ı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'a olan kavlimizi yani sözümüzü yenilemek için geldik dediği Diyarbakır ziyareti bir kesimi panikletti. Özellikle de HDP'yi CHP'ye payanda yapmak isteyenler Erdoğan'ın Kürt seçmenlere gönül köplerini yenilemek için yaptığı hamle karşısında rahatsız oldular. Çözüm sürecini sabote ettiler. Erdoğan Diyarbakır gezisinde uzun bir aradan sonra çözüm sürecini tartışmaya açtı. HDP ve PKK'nın Hendek ve Kobani olayları ile çözüm sürecini sabote ettiğini söyledi. Erdoğan çözüm sürecini sabote eden PKK ve HDP'yi Kürtlere şikayet etti. Erdoğan'ı Kürt düşmanı göstermek, yeni bir çözüm süreci yok. Ancak Erdoğan 2023 seçimlerine doğru Kürt halkıyla diyaloğunu güçlendirmeye yönelik çabalarını artıracak. İlkbahara kadar Doğu ve Güneydoğu'yu ziyaretlerini sürdürecek. Yeni süreci doğrudan Kürt halkını muhatap alındığı bir süreç olarak tanımlamak mümkün. Erdoğan'ın tavsiyesini HDP'nin desteğine bağlayan bir grup ise Erdoğan'ın yeniden Kürt seçmenlere köprüler kurma çabası karşısında rahatsız oldu. Planlarının bozulacağı endişesine kapıldı. Kürt sorunu benim sorunum diyen Erdoğan'ı Kürt düşmanı olarak göstermeye çalıştılar. Orhan Miroğlu'nun tepkisi. Orhan Miroğlu'nun dediği gibi ben Kürdüm, Türkiye'de Kürtler var dediği için 27 ay hapis yatmış olan Şerafettin Elçin'in adını havaalanına veren Erdoğan'a Kürt düşmanı denilebilir mi? Dert o değil. Dert, Kürt olaylarıyla Erdoğan'ı tasfiye etme planının tehlikeye düşmesi. 2023'e giderken yeni siyaset, 2023 seçimleri Türkiye'nin kader seçimine döndü. 2023 seçimleri taktik savaşı şeklinde geçecek. AK Parti uzun bir süre boyunca kutuplaşma ile seçim kazanıyordu. Bu kez muhalefet kutuplaşma taktiğini izliyor. AK Parti yanları ve karşıları şeklinde kutuplaşmayı körüklüyor. Bu taktik, girer seçimlerde başarı sağladığı için 2023 seçimlerinde de aynı stratejiyi izliyor. Bu durumda AK Parti'nin yeni bir siyasete ihtiyacı var. AK Parti kucaklayıcı bir siyaseti, kucaklayıcı bir dili tercih etmeli. AK Parti kutuplaştırıcı değil, kucaklayıcı siyasete dönmeli. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dediği gibi, gönüllere de ancak bu şekilde girilir. Abdülkadir Selvi, Hürriyet Bu tarz videoların gelmesi için yazılarla ilgili yorumlarınızı, düşüncelerinizi, videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek vermenizi rica ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, dostça kalın.